Peki siz eşinize bunu sormuyor musunuz? Siz de gayet şey bir kadınsınız yani, hani girişken cevval bir kadın. Ben olsam sorarım yani, hani niye göndermiyoruz biz şimdi çocukları? Müge Hanım, eşim çocuklarıyla olan şeyleri bana anlatmazdı. Ben de girmek istemezdim zaten onların arasına. Kesinlikle girmezdim, sormazdım. Neden böyle yapıyorsun, neden çocukları göndermiyorsun diye sormazdım. Nihal Hanım, tabii çok enteresan. Tesadüf mü? Tesadüf olabilir ama olmayabilir. Bu cinayetlerin Necmi Bey'in ailesiyle mal bölüşümü yaptıktan 20 gün sonra işlenmesi bir tesadüf mü? 20 gün sonra değil mi Müge Hanım? 2 gün sonra. 2 gün sonra? Evet. 2 gün sonra. Yani tapular alındıktan 2 gün sonra mı bu cinayet işlendi? Evet, 2 gün sonra. Ve kardeşinin çocuğu, abisi bir hafta önce bize geldiler. Tapuları almak istiyorlar ama paraları yok. Eşimin kefil olmasını istiyorlar bankadan kredi çekmek için. Eşimden tapulu bir tarla istiyorlar. Eşim bunu kesinlikle kabul etmedi. Ve 2 gün sonra eşim ortadan kayboluyor. Peki şimdi Ergün Hanım da bizi dinleyebiliyor mu? Ergün Hanım günaydın. Günaydın, duyabiliyorum Müge. Duyabiliyorsunuz, siz de Ümre'de misiniz? Allah kabul etsin. Canlı yayında mı yoksa telefon bağlantısı canlı yapıyor, yayında. Ben izleyemediğim için. Canlı yayında. Ben kendisine sormak istiyorum. Ne oldu ki canlı yayına çıkma kararı aldı? Bir yıl önce biz oradayken niye bunları biz konuşurken yanımızda değildi? Şimdi onu oraya getiren sebebi çok merak ediyorum ben. Yani iş birlikçilerine, birilerine gözdağı vermek için mi oraya çıktı? Birilerini tehdit etmek için mi oradan? Niye oraya çıktı? Açıklasın bunun cevabını, versin. Ne demek iş birlikçilerine gözdağı vermek için mi? Yani ne var yani, onu anlamadım. Benim duyduğuma göre servetini bağışlamak istiyormuş. Evet. Öyle söylemiş. Bence birilerine gözdağı vermeye çalışıyor. Evet, doğrudur. Servetimi bağışlamak istiyorum. Şu an benim kuruşum hangi yok. Servetini? Kuruşa muhtacım. Eğer bana eşimden bir servet kalacaksa katilleri bilene, katilleri söyleyene, bütün bana kalacak servet onlarındır. Sizde o cesaret var mı? Size soruyorum. Var. Var mı? Söyleyebilir misiniz? Bunu söylemeye ne var? Fatını vereyim ben. Ben söylüyorum. Vereyim. Bana kalacak bütün servet katilleri sana bulanındır. Sana kalmayacak. Sana hiçbir şey kalmayacak. Hiç umma yani sen öyle bir şey. Hiç umma. Senin istediğin gibi hiç de umma. Olmayacak bu. Benim istediğim gibi olacak. Olmayacak. Şu anda yalvarıyorum ve sen olmasın. Bak, senin istediğin gibi olmayacak Ergül hiçbir şey. Ergül. Bir tek kardeşime yükleniyorsunuz. Burada Allah'ım kardeşlerimin omuzlarından o yükü al diye yapıyorum. İnşallah bir an önce gerçek ortaya çıkar. Herkes her şeyi önce öğrenir. Allah'a sonra adalete güveniyorum. Ergül sen nasıl Ümre'ye gittin Ergül? Beni nasıl suçlarsın? Bir anneyi nasıl suçlarsın? Geldim yalvarmak için. Bir anneyi nasıl suçlarsın? Senin Ümre'liğin kabul olmaz. Elini vicdanına koy, sen annemsin. Anneysen anneyi evet. Suçlayamazsın. Anneyim. Gel buraya katili arayalım. Sen anne misin? Gel buraya katili arayalım. Gel buraya diyorum. Katili arayalım birlikte. Ben bütün servetimi bağışlıyorum. Katili bilenlere, söyleyenlere. Şu an hiçbir şeyim ben yok. Kuruşa mutlacım. Geçen yıl bu çağrıyı ben sana yaparken neden gelmedin? Şimdi ne oldu da sen beni çağırıyorsun? Ama bekle ben geleceğim. Gel. Yarın ben Türkiye'ye dönüyorum. Gel bekle, bekliyorum. Ben gel benim hiçbir bekle, şeyden ben korkum geleceğim. Yok. Ben vicdanen rahatım. Bekle ben geleceğim. Hiç merak etme sen. Evet aslında ben bir sene de olsa. Kavuşacağım. Bir sene de olsa sonuçta ortak noktadasınız. Ben bunu Ergül Hanım'a da size de o zaman söyledim Nihal Hanım. Biliyorsunuz yani Nihal Hanım, madem siz de bu olayın çözümlenmesini istiyorsunuz. Hazır herkes buradayken, çünkü bu böyle telefonlarda falan olacak iş değil. Evet. Sonuçta biz evet. Şunu biliyor muyuz? Bu sizin tanıdığınız biri. Bu kişiyi öldüren, yani yakın bu çevreden. Baba oğlu öldüren birileri, yakın çevreden yakın biri. Çevre. Ya o köyden biri, ya sizi tanıyan biri, ya Eşref Bey'i tanıyan biri, öyle değil mi?
Nihal Hanım, Nihal Hanım'ı tanıyan biri, yani Ergül Hanım'ı tanıyan biri, böyle biri. Şimdi Müge hep Hanım, bunu söyleme. İzmir'den adam kalkıp da bir çiftliğe girip, aa ben burada bir tane baba oğul mu yaşıyor, öldüreyim demez. Sırf tanıyan biri de değil. Bu sizinle ya da işte Ergül Hanım'la ya da oğullarıyla bir şekilde birebir bağlantılı biri. Bir sonuçta bir kişinin bir kişiyi öldürmesi için, üstelik 27 bıçak darbesiyle öldürmesi için bir gerekçe olması lazım. Hani bu tek bıçak darbesiyle herhangi bir tartışma sonucunda yapılmış kaza bir cinayet bir şey değil bu. Değil. 27 bıçak darbesi var ortada. Bu durumda... Ve pardon, öldüren kişi çocuğu da tanıyan, çocuğun çocuğu da tanıdığı biri. Tabii. Ve çocuğunuz için onun, ben de aynı Müge Hanım'a katılıyorum. Onu biraz daha olayın dışında bırakıyorum. Öldürülmesinin birinci derecede amaçlandığını düşünmüyorum. O görgü ama şahidi görgü, oldu. Görgü tanığı oldu. Bir şekilde konuşacak korkusuyla ortadan kaldırılması gerektiği düşünülerek ortadan kaldırıldı. Ama sadece tanımak değil, birebir aileden herhangi birinin bağlantısı olduğu bir kişi bu. Bu yani çok yakınınızda bir kişi. Ya aile içinde, ya komşularda, ya iş bağlantısı olunan bir kişi. Bunu bilemiyoruz. Ya bu ya aşk cinayeti olur ya da para cinayeti olur. Bunun evet. Başka bir alıp veremeyecek bir şey yok, öyle değil mi? Ya aşk cinayeti bu, bir kıskançlık, bir ihanet, bir şeyin sonucu, ya da para. İşte tarlaydı, parayı da şuydu. Yani üçüncü bir alternatif düşünmek oldukça güç. Ayrıca reklam istiyorlar ama Ergül Hanım'ın söylediği söz önemli. Yani onun iddiası şu: Nihal, gelmedin sen buraya, senin paran da yok şu anda diyor. Hani senin bir şeyin de yok. Sen suç ortaklarına gözdağı vermek için, yani bakın ben konuşursam sizin hakkınızı size ele verebilirim diye onları korkutmak için mi oraya geldin diyor. Değil mi Ergül Hanım? Benim anladığım bu sizin sözlerinizden. Yani, evet, evet. Yani sen birilerini bir şey tehdit etmek için mi orada? Yani oraya çıkaracak bir şey oldu. Ne oldu bilmiyorum ama oraya çıkmasını gerektirecek bir sebebi vardır onun. Nihal bu, yani bunun altında bir şey var. Bunun altında bir şey var. Biz o kadar yalvarırken, biz iki ay programa gelirken çağırdığımız halde gelmedi. Şimdi gelmesinin sebebi nedir? Çünkü, nedir yani? Çünkü benim devam eden bir mahkemem vardı. Mahkeme devam ama ederken benim programa şey çıkmam doğru ediyor. Bir hala şey değildi. Ben hep oluyorum. Bekledim. Şunu bekledim. Belki bir ay sonra beraatımı alırım. Belki iki ay sonra alırım. Ama baktım uzuyor artık. 3 yıl oldu, 3 yıl geçti üstünden. Artık beklemek istemiyorum. Benim için beraat da önemli değil. Tamam, mahkeme de tamam, önemli ben değil. De ben katillerin bulunmasını istiyorum. Hiç kimseye gözdağı vermek istemiyorum. Hiç kimseye gözdağı da vermiyorum. Tamam. Bir ara verelim de. Katil bizdense eğer birisi varsa, Nihal bu işin içinde. Ama bunlar gerçek Nihal, babam seni dövüyordu. Sizleri işaret ederek katiller bu stüdyoda diyerek ben de buraya katılacağım dedi. 18 Nisan'da evimde, çiftliğimde ölü olarak bulunmuştur oğlum ve eşim. Ben onların katil veya katillerini arıyorum. 20 ay ben içeride kaldım. Artık beklemek istemiyorum. Benim şüphelendiğim kişiler eşimin ailesidir. Annelerin gözyaşı dinsin istiyorum artık. Dinsin istiyorum. Katil veya katilleri ihbar edenlere servetimin tamamını veriyorum. Artık susmayacağım, konuşacağım. Kaldır, boşalt. Temizleyin, çok rahat. Temizleyin, pratik. Merhaba, siparişinizi alabilir miyim? 12 milyon beni istiyoruz. 12 milyon beni lütfen. 12 milyon? 12 milyon da hediye menü alalım. Bir de milyonlarca kahve lütfen. Yani biz arkadaşlarla öyle karar verdik. Bunu.com'a girdik. Meşhur McDonald's kampanyasını belirledik. Bir menü aldığımızda bir menü de hediye olsun. Hatta üstüne bir de indirimli kahve olsun diyoruz. Big Mac de bize özel fiyattan olsun. Gençler seçer, Genç Türksel yapar. Geleşe tereke celele. Gençlik şimdi daha güçlü. Merinos'tan büyüleyici bir konsept. Elegans koleksiyonu elmas koltuk takımı. Şimdiye kadar gördüklerinizin
çok daha ötesinde. Merinos Mobilya. Philips Airfryer'la yağsız ve lezzetli kızartmalar sadece 15 dakikada sofranızda. Philips Airfryer, hızlı, lezzetli kızartmalar için. Bulaşıkta nasıl mutlu olunur? Tabii ki çabuk bitirerek. Kahramanımız Scotch Brite, güçlü yapısıyla aynı sürede 3 kat fazla yıkar. Sıradan süngerler bulaşıkla boğuşurken siz kendinize vakit ayırabilirsiniz. Az sürede çok yıkayan kahraman sünger. Scotch Brite, temizlik ne rahat. Türkiye'de limonata, Uludağ'da limonata. Ev yapımı tadında. Yarım saat konuşuyorum, 2 lira ödüyorum. Arayacağınız her numaradan önce 10.95 tuşlayın, tasarrufa başlayın. 10.95. Libadiye'den bir sen eksiktin, kapatmış tutkusunu gelmiş. Hayırlısı. Aa. Ay ne oluyor? Bir sen hanım, sizin içiniz akışmış. Ay bak görüyor musun, içim akışmış. Tutku kurabiyenin enfes akışkan kremasıyla kendinizi hayatın akışına bırakın. Fala inanmayın, tutkusuz kalmayın. 118 33 bilinmeyen numaralar. 118 33 yani 118 33. Buz gibi doğal, buz gibi su, buzdağı su. Buzdağı su, doğal. Mineralli su. 444 54 34. 33 yani 118 33 33. Evi fıslasın, temizlik kokusu fısasın. Temizlik kokusu var ya bütün gün evimde kalsın. Konu komşu hayran kalsın. Cemil İpekçi imzasıyla birbirinden şık tasarımlar Airwick Freshmatic'le buluşuyor. Evinizin havası değişiyor. Cemil İpekçi'nin tasarımlarıyla yeni Airwick Freshmatic. Sınırlı sayıda. Kaçırmayın. 33 yani 118. 33. 33. Mahit, Mahit. Ne var? Eve yeni bir su filtreli süpürge gelmiş. Her şeyi içine çekiyor. Bittik biz Mahit, bittik. Fatih ol. Biz de süpürgeler gördük. Bize bir şey olmaz. Ama bu farklı. Fakir Hijyenlix. Astım ve alerjiye neden olabilecek, gözle görülmeyen bakterileri ve tozları suya hapsederek hijyenik bir ortam sağlar. Fakir Hausgeräte. Star Wars Klon Savaşları şimdi Happy Meal'da. Şimdi Happy Meal menü 5 lira 50 kuruştan başlayan fiyatlarla. 1-1-8-1-8 herkesi bağlarız biz. 1-1-8-1-8 alemi bağlarız biz. Türkiye'nin kalp atışları yükseliyor. Türkiye Cumhuriyeti tüm güçleriyle büyük bir atağa hazırlanıyor. Hayatı dolu yaşa. Yeni Burn Blue Energy. Enerjinin yeni rengi, yeni tadı. Dr. Oetker'den yeni türüf. Eşsiz bir çikolata deneyimi. Üstelik hızlı ve kolayca hazırlanıyor. Trüf toplarını enfes kakaolu glazürle kaplayın, istediğiniz gibi süsleyin. Küçücük bir lezzet topu ve tatlı bir sürpriz. Siz de yapabilirsiniz. Yeni Trüf, Dr. Oetker'den. Önce 10.95'i sonra numarayı tuşluyoruz. Az fatura ödüyoruz. Arayacağınız her numaradan önce 10.95 tuşlayın, tasarrufa başlayın. 10.95. Komili 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 komili. Ya sen yapıyorsun. Hayır. Evet, ağzınla yapıyorsun. Sen dene o zaman. Komili komili komili. Komili 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 komili. Zeytinyağının hakikisi komilisinden belli olur. Komili 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 komili.